Selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir diye düşünüyorum. Ben çok kötüyüm. Ya çok gerginim. Kağıt çekmeden önce onu bir anlatıp rahatlamak istiyorum. Umarım rahatlarım kadar sert bir şey yaşadım buraya gelirken. Natürlüs'ün orada birisi bana omuz attı. Şimdi birisi bana omuz atınca da benim düsturum şey oluyor. Ya insanlık hali olabilir. İstanbul zaten kalabalık, yürümüyor. Omuz atılır olabilir yani. Okey gibi düşünüp alttan alıyorum. Adam bana omuz atmasına rağmen ben özür dilerim. Abi kusura bakma filan dedim. Baksam ne olacak filan gibi cevap ver. Tamam yani ne gerek var ki? Niye tartışalım ki? Abi işte uzatmayalım diyorum. Ben uzasın istiyorum. filan gibi cevaplarla döndü. İşte ben alttan bir yumuşak da adam üstüme yürüdü harbi dövmek için. Ben kendimi savunmak için üstüne yürüdüm. Araya birileri girdi bizi ayırmak için filan. Abi adam tam o anda bir küfür etti. Bak 30 yaşındayım. Varoş'ta büyüdüm öyle bir küfür duymadım. Seni sikiyorum dedi. Şimdi... Ve büyük alkışlarınızla gecenin ilk komedyenini çağırıyorum. İsmail Türküsev. Engin Türkoğlu geliyor. Turas Kaygılaroğlu geliyor. Bora Akkaş geliyor. Deniz Anlıtemiz'i çağırıyorum. Merhaba. Kolay gelsin. Beni tanıyanız vardır. Çocuk oyuncuyum ben. Çocukluğumdan beri oyunculuk yapıyorum. 5 dakikalık çok tatlı bir performansla Çağlar Çorumlu'yu alkışlıyoruz efendim. Alkışlarla. Şimdi buradan alacağım bir şeyler yapacağım. En baştan özür dilerim. Nefes terapisi. Oha bana şu ana kadar en rekor başlık kaldı. Aynı anda çok çekebilirim. Hepimiz okuyup şey yapabiliriz, özet geçebiliriz. Tek eşliğe inanıyor musun diyor. Fransız ihtilalinin Ankara'daki keçi çobanlarına etkileri. Deniz Göktaş burada galiba. Eski baldız. Çıktı bana da. Gerçekten Adnan Oktar kartlarını bulup çekiyorum buradan. Ya analcı diye bir şey yazmışsınız. Bu ne ya? Belki satıcısı gibi bir şey olabilir. Yani eskiden nayloncu vardı ya analcı gibi belki hani bir şey olabilir. Sokaklarda böyle işte anal plaklarım var falan gibi hani belki. Dildolarım var falan gibi bir şey olabilir bilmiyorum. Ali Babacan yok kullanmıyorum. Yok, bu başkasına yazılmış. Ben bunu çok anladım. Ben çok iyi bir baba değilim çünkü. Reddediyorum genelde. İçine ne koyuyorlar belli olmuyor. Saçma. Oğlum siyasi mizah ne kadar kolaymış ya. Göz doktoruna gittim. Dedi ki, abi acayip dedi gözlerin. Karanlıkta ve yakından görmüyor dedi. Analcı'ya sepet sarkıtan teyze. Şu an aklıma. Analcı falan gibi. Belki bir şey olabilir. Sepet uzatıyor falan gibi şeyler hayal ettim. Bana kötü şeyler hayal ettirdiniz bilmiyorum. Sonra ne olacak? Siyahi sevgili. Siyahi sevgilinin doğum gününde ne yaptın? Ne yazıyor orada var mı? Bunu yakından görebilecek biri. Benden. 10 zenci mi? O 10 dedi de. Ne içtiniz bu? İkinci sevgilin oldu siyahdan. Var mı gören? Bunu şey yapacağım. Bunu yazanı bulacağım ben. Kamera kayıtları var. Şurada. Ben görüyorum orada ofiste. Yalnız kaldığında en çok ne yaparsın? 31 hariç ama. Yalnız kaldığımda en çok ne yaparım? 31 hariç. Benden öyle bir bekle. Yani bunu benden değil de bunu ortaya yazmışlar sonuçta Allah ya. Keşke öyle demeseydim. Çünkü hep 31 çekiyormuşum gibi oldu.
Seni en çok ne tatmin eder? Seks hariç. Bu aynı adam ya. Bir dakika. Ben seni bulacağım. Sen benim kırmızı çizgilerime sürekli niye şey yapıyorsun ya? Duygusal hediye bulma çabası. Hepimiz yaptık. Flörtün ilk 3 ayı. İşte maymun alıyorsun da oyuncak ama hani herkese verirsen aynı olur ama sizin aranızda maymun şakası varmış falan gibi bir şey oluyor. İşlevli bir şey mi? Çünkü o maymun bir süre sonra tozlanıyor bir yerde. O yüzden böyle ne bileyim hani iyi bir çaydanlık kötü bir maymundan iyidir gibi hani böyle bir duygusal ama yani duygu geçecek hayatım bir ay sonra ve biz yine çay içeceğiz gibi bir şey olacağı için oraya da çok takılmasını önermiyorum çiftlerin. Sevgilinin yanında kazara osurmak evet olabiliyor. Olabiliyor. Nasıl osurduğumuzun çok önemi var. Yani osuruktan bahsetmek istemiyorum ama önemli yani. Hani bir kere net kokusuz olması lazım. Özellikle yani uzun bir ilişki, evlilik öncesi ise falan o kokuyu hiç o anda salmaya gerek yok. Ve tabii sesinin nasıl olduğu çok önemli. Yani böyle bir caz trompeti gibi olduğu zaman neredeyse onun üzerine Miles Davis açıp falan böyle bir sekse doğru geçilebilir. Duyunca da şey yapmayın, altını çizmeyin yani. Duyan insansanız. Şimdi burada iki taraf var. Osuran insan başka, bir de duyan insan var yani. Atan karşılayan gibi bir dinamik var, tamam mı? Atanın durumunun ayrı zorlukları var. Aldığınız en duygusal hediye neydi mesela? Şiir. Evet, şiir çok duygulandırabiliyor, ağlatabiliyor gerçekten. Özellikle yani hatta bir ülkeyi bile ağlattığını gördüm ben şiirin. Hani öyle bir şiir bile. O benim aldığım en kötü hediyeydi mesela. Ben yani sıfır osurukla geçiyor olabilirim öyle söyleyeyim. Çok uğraşıyorum. Arada böyle çok uzaklara gitmem gerekiyor. Hayatım ben sahile yürüyebilir miyim diye. Orada bir mantar bulutu oluşuyor. Ve ben hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorum. Yani duyduğunuzda da şey yapmayın yani. Oo gibi ya da ne bileyim. Do falan gibi notasını tahmin etmeye çalışmayın. Şunu söylemem lazım Kısmet Show'la ilgili. Bence ekskluzif biletler satılmalı. Kaç parayı aldınız bilmiyorum. 5 katını verip kulise gelmeniz lazım. Çünkü kulis daha komik. Öyle bir tavrı var ya. Aynen. Soyadı konusu açılınca hiç konuşmak istemiyorum. Aynen aşırı... Anan ya bu çalışmıyor mu? Yok çalışır o. Çalışmıyor dene istersen. Çalıştı ya. Bir ayarı vardır bunun. Bakın. Ah kilitledim şu an. Aynen. Çak abim ya. Öf iğrenç bir şey bu. Aseton lan bildiğin. Elimin boyası çıktı falan gibi bir şey oldu. Elim renk değiştirdi o. Evet. Sarardı mı? Aynen bende de öyle bir şey var. Kurabiye ister misin? Ama o ellerle nasıl olacak? Olduğu kadar canım. Hiç mi ojeli parmakla yalamak? Yaladık tabii ki. Yaladık ama yani özellikle ojeli miydi bu parmak gibi bir bakış açısıydı hatırlamıyorum. Ama ojesiz parmakla yalanmaz. Kimse ama böyle hayvan gibi tırnaklı parmak hiç yalanmaz. Ama hayır. Yani damağını kesebileceğin hayır, bir şey. Sert bir böyle Nicki Minaj değilse aynen. Hafif bir tırnak güzel ama bir bu. O yalanır. Yalanır. Ama Nicki Minaj'da artık iş şeye giriyor. Yani. Nicki Minaj'da yalanacak bir sürü. Tırnağa gelene kadar. Evet. İyi bunu aradan çıkardım. Ne zaman da söyleyeyim diyordun. Hayır bir de Nicki Minaj gelir midir ne yapacağımızı biliyor olacağız aynen. Şu anda. Hazırız Nicki Minaj'a. Yani Nicki Minaj'a ne yapacağımızı herkes çok iyi biliyor. Cem Yılmaz gelebilir akşam. Yüzünün yarısı felçli olan adamdan oral seks. Çok zor. Hani yarı yarıya bir tatmin olacağını düşünüyorum. Hani ağzının ucuyla yapmak gibi, yarım ağız davet etmek gibi. Hani bize gelmez. Olduğu kadar. Burada yüzü yarı felçli bir arkadaşımızın yazdığını düşünüyorum bunu. Hiç canını sıkmasın. Geçicidir umarım. İnsanlar her şeye alışıyor. Ayak fotoğrafı satmak. Enteresan. Kendi ayağımın fotoğrafını satabilirim. Çünkü benim ayağım çok tatlı. Gerçekten. Bazen kendi ayaklarıma bakıp Allah Allah ya bu ne kadar sevimli bir ayak. Hiç bana uygun değil diyorum. Umarım görme şansınız olur. Şahmeran'da oynamadım. Göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Tekrar tekrar yaşanan olaylar. Tekrar tekrar yaşanan olan çok kötü. Sosyal flört demişsiniz. Benim uzmanlık alanım.
buluşma olmadan hani online de flört gibi bir şey olabilir. Hani sosyal flört bence de öyle hiç mesela. Bir sürü konuşuyoruz. 6 aydır benim kahve içtiğim insan var. Kahve içiyoruz. Ya ben o kahvelerin zamlanıyor yani mesela. 10 lirada ben içmeye başlamıştık gibi şeyler. Şu an 70 lira falan veriyorum bir latte. Yani hala dışarıdayız yani. Oturuyoruz böyle işte. Hiçbir şey de olacağı yok gibi. Yani o mesela şeyi hissediyorum yani. Lan yani şey gibi bana bedava bilet almış bulmuş gibi davranıyor tamam mı? Hani, aa iyi güldürüyor lan çocuk. Ben çocuğu niye bırakayım ki? Ama seks yok siktirsin falan gibi. Yani bir şey oluyor. Bilmiyorum çok yani istiyorum ama olsa ya bütün kahve şuramda yani hani artık yeter de içimiz götümüz latte oldu. 31 çekerken kız arkadaşına yakalanmak oh çok şükür başıma gelmedi böyle bir şey. Geçiyorum o konuyu çünkü kız arkadaşım burada. Daha da kötü bir şey söyleyeceğim annesi de burada. Bir önceki sevgilin nasıldı? What the fuck? Çok kötüydü. Sevgiliyle. Emin misiniz? Yazıyı görsem ne demek? Ben görmüyorum sana veriyorum. Az önce de ortalığı karıştırdın orada çözüldü iş. Sevgiliyle yeni eve çıkmak. Çok güzel bir şey. Sevgiliyle yeni eve çıkmak. Demek ki eski evleri de vardı bunların. Ya orada bir sorun olmuş. Heyecan mısın? Heyecanlıyım vallahi. Değildim herhalde ya. Bilmiyorum. Mükemmel. Çünkü şey hiçbir işe yaramıyor ya. Aynen. Heyecanlı olmak. Çok iyi. Yani, hadi en çok heyecanlıyım. En çok ben heyecanlıyım. Hadi evet. Neye yarayacak? Hiçbir sikir yaramıyor. Hiç. Ya o yüzden çok adaletli geliyor bana kısmet bile. Mükemmel. Şey gibi. Kaos. Hmm. Ya kaos da böyle aslında çok kendi içinde adaletli bir şeydir yani. Evet. Yani formatı aşırı beğeniyorum. Çok güzel bir format. Ama tabii hiçbir hazırlığının olmaması. Aynen. O anda her şeyin gerçekleşecek olup bitmesi falan heyecan verici. Ama bir yandan da kaşıyıp da buraya getiren şey de o açıkçası. Evet böyle MMA gibi bir şey oldu. Şimdi insanlar mesela biz bunu hafta içi de yapıyoruz ya. Aha. Mesela Ömer bakıyor. Herkes böyle artık o tekniği görmeye çalışıyor. Ömer diyor ki mesela şöyle oldu böyle oldu bu adamı çok diri tutuyor diyor. Aha. İsmail mesela bazı şeylere ben tek cümle söylüyorum. O ona çok kopmuş. O aslında bu da yapılabilir. Tek de bırakıyorsun yani. Evet mesela dünya düz mü yazmış biri. Senin için düz kardeşim dedim uğraşmamak için. Ondan sonra benim aklıma şey geldi. Mesela öyle bir şeyi okuyayım. Havaya atayım düşene kadar bir şey bulmaya çalışıyorum. Saçma nice, sapan nice, anlayayım nice, evet. Güzel. Yani böyle bir kendi şeyini yaratıyorsun. Akrobasini yani. Çok güzel. Hani şey gibi olmaya başladı. Kaykay Park'ı izlemek gibi olmaya başladı. Aa herif 720 döndü. Neye döndü falan. Aynen. Kickflip yaptı diyorsun gibi olmaya başladı. Evet, çok iyi çok iyi. Aynen o güzel yani. Çok güzel. İlk sahneye çıkmışım hissi yaratıyor diyor komedyenler. Hoş. Kar yağıp şehrin felç olması gibi bir şey kısmet işte yani. Hani. Evet o kaos şeyi iyi. Bazen böyle hani yaranamıyorsun da ama... Sanki bir oturtursan da olay o gibi de olabiliyor. Evet, evet. Şey de kolay yani. Akışına bırak oluyor. Rezil de eder, vezir de eder gibi evet. Bir şey ve hazırlan. Ben mesela bugün kalktığımda şeyi düşündüm. Kısmet var akşam, hı-hı. Önemli bir sahne. İşte iyi usta oyuncular var. Evet. Vesaire. Hazırlanayım. Evet. Hiçbir şey yok. Ne yaptım? Yine aynı şeyleri yaptım yani evet. Oturdum. Yani beslenmene dikkat et falan. Öyle bir şey çok yani. Çok acılı yemedim. Hani stresten uzak dur falan gibi bir şey. Dikkat evet. Çıkmadan falan gibi. Hani, evet. Evet. Hani ancak onlara dikkat edebiliyorsun. Kısmete çalıştım ben bugün falan evet. Diyebilirim. Ben Cem Yılmaz gelirse anlatacağım bir şey hazırladım. Ha sen öyle hani şey kendi kısmetini de... Ya ne olur ne olmaz diye herif gelirse yani şeyi yakalamayalım diye. Öyle bir pislik diye. Var artık değil mi? Gece olmaz gelirse gibi. İşte zaten olay bunu anlatıyorum ben de. Genç komedyenleri böyle korkutulabilir. Hani, evet. Hani Cem Yılmaz seni ham yapar. Şakanın punchline'ını şeye veririm, Cem Yılmaz'a veririm bak gibi. Evet ama ya bence gelmeyecek de. Bence yine de gelmiyor. Ne olur ne olmaz diye hazırlandım yani. Bizim Noel babamız gibi oldu galiba Cem Yılmaz. Komedinin Atatürk'ü ama daha bencil bir Atatürk diye. Yani harf devrimini yapmıyor, bir tek ama kendi yapıyor gibi. Ama yine kendini Cumhurbaşkanı yapıyor. Tabii, aynen. Yani şapka devrimi yapmıyor, o takıyor falan gibi. Ha, doğru. Fenerbahçe mi, sevgili mi? Size soruyorum. Bu kağıtta yazmıyor. Size soruyorum. Yani şöyle... Sarı lacivert mi oldum?
bu kadar boşluğu sonra ben nasıl dolduracağım? Teker tek günlerim aklıma geldi. Ne mısın sadece? Yani Fenerbahçe ile sevgiliyi kıyaslarsak, yani Fenerbahçe'nin iki haftada bir deplasmanı oluyor. Bir de yabancı sınırı var birinde. Aşksız nereye kadar? Ve üzülen surat. Yani hani aşk bitmiş. Zor. Yani aşksız zor. Ben çok yaralıyım o konularda. Birileri tanışıyorum. İşte eski sevgililerini unutamamış oluyorlar. İşte hayatlarında hala yeni sevgilileri olmuş oluyor. Benimle böyle bir görüşmek istiyorlarmış gibi şeyler oluyor. Yani boşluğu doldurma değil de tamamlanmışlığı eksiltme gibi bir nedenle beni genellikle kullanmaya çalışıyorlar. Çok iyi gidiyor. Nasıl sıçabiliriz? Şimdi Engin'le görüşelim gibi bir şey olabiliyor. Hiç kimsenin bir şeyini tamamlamışlığım yok. Bak 30 yaşındayım. Allah inandırsın. Vallahi tamamlayamadık. Geldik gidiyoruz. Tamamlamışlığımız yok. Beni kandırdılar. Ben kokoreççide çıktım bir kere. Hadi ya. Dediler ki işte YouTuber'lar falan gelecek dediler. Private, evet. Villada olacağız. İşte güzel takılacağız. Bir 10 dakika bir şey anlatır mısın falan. Ben de anlatırım ne demek dedim. İşte kokoreç yiyelim dediler o ekip. İşte, evet. Tamam dedik. Kokoreç işte bir üst katı ayarlamışlar. Sadece YouTuber'lar işte influencer'lar falan var. Sonra birden bu beni çağıran adam, kıramayacağım adam dedi ki Engin dedi hadi burada 10 dakika yap dedi. Kokoreççide. Kokoreççide. Herkes Engin diye alkışladı. Böyle yanından böyle İzmir usulü karışık falan geçiyor. İşte domates olmasın, ayran falan işte şırdan falan. Yaptın sen de. Ben de yaptım. Olmaz ama öyle şey deseydin. Oldu. Yani baskıya dayanamadım. Göğüs gelebileceğim bir şey olmadı. Peki Caner Umur bir yer ayarlamıştı. Meğerse rakıcıymış orası. İşte biriyle böyle yatak odasındayız. Şov değil bu. Şov değil. Ha, okay. Özel bir andı. Evet. Peki birden şovdan mı? Şovdan değil. Ha, okay. Şov dışı tabir edilen. Şov dışındandı ve birden seksin ortasında hadi bana şaka anlat dedi. Hadi ya. Ve ben bayağı yani çıplak bir şekilde ayağa kalkıp şaka anlattım. Ha, içindeyken anlattım falan. Yine o da anlı ayağa kalkınca olabilir. Punchline geldi mi ya daha gelmedi falan. Şu an premisteyiz. Olabilir. Şaka çok uzunmuş falan gibi şu an. İlişkilerde ideal ev işleri planlaması nasıl yapılmalıdır? Geldi. Bir en önemlisi yapılmalıdır. Biri ev işlerini yapmalıdır yani. Diğeri de çok karışmamalıdır. Aynen çünkü onu öyle mi sildin, bunu böyle mi yaptın? Yarram sen sildin ona gelmemeli. O yüzden atan karşılayan orada da. Belki o süren evi temizleyebilir ne bileyim hani böyle bir... Ben kirlettim ben. Makbul olan kaç evlilik? Kesinlikle benim için bir değil belli ki. Ben boşandım, eski eşim de burada. Yine evlenecek olsam kendisiyle evlenirim. Yine boşanacak olsam yine kendisinden boşanırım. Bu net. Tekrar yaşanan olaylar. Tekrar yaşanan olaylar. Çok kötü. Balıkların gözyaşları denizlerde belki olur mu? Ya... Arkadaşlar bakın hiçbir derdiniz tasanız yok. Yani şair lafı gibi bu arada. Hani ben eski şairim biraz öyle de bir duyguma vurdu. Eskiden şair ama şiirleri çok sikim gibiydi yani böyle. O kadar kötü şiir yazıyordum ki yani şiirler şöyleydi. Seni var ya falan gibi şiirler. Hani, seni alsam 3 nokta falan gibi şiirlerdi. Çok kötüydü. Çok şiirlerim o kadar kötüydü ki yani. Çok kötü başladı şiirlerim bu arada. Sonra düzeldi. Beni TRT'ye falan çıkardılar. Ya ben o dönemlerde tek erkek diye bir şiir yazmıştım. Yalnızlığıma dem vurmak için çok başka ellere çekildi o konu sonra tamam mı? Hani çok kötü bir yere doğru gitti. Beni TRT'ye çıkardılar, ödül falan verdi. Ciddi o ben şu an arasanız bulamazsınız bu arada. TRT'ye mail çektim dedim ki bu videoları silmezseniz intihar ediyorum. Şuradayım. Çünkü stand-up'a başladım öyle anılmak istemiyorum yani. Çok aman Allah'ım ne şiirlerdi. Sonra ben şiir okudum. O gün başka konuklar falan da vardı. Konuklar başladı ağlamaya yani. Erkeğin yalnızlığı, içselliği falan gibi bir yerden algılamış. Halbuki ben cinsel hayatımı özetleyen bir şiir gibi düşünmüştüm. Sonucu böyle hasiktir falan oldu ama sonra işte bir daha da program olmadı. Neydi? Yeni Zamanlar diye bir programdı. Edebiyat programıydı. Şimdi hiç yok. Aramayın sakın ha öyle şeyler. Konuştuk. Saçma olayın. Şimdi komedyenler birbirlerine challenge yapıyorlar. İşte bir günde 5 şova çıkacaksın. Arka arkaya açık mikrofon sunacaksın falan. İşte ek işe gideceksin falan o tip şeyler. Ve gösteriden kız düşürmemesi konusunda Engin'le iddiaya girdik. Bir ay boyunca kendini tutacak. Ve yani şu ana kadar iyi gidiyor.
komedisine de yaradı. Sadece aşırı hızlı konuşuyor, onu çözemedik. Bir gün sahnede boşalacak diye korkuyorum. Öyle bir yani öyle bir hani İstanbul Barajı'na en çok bilmem ne deresi getiriyor falan, öyle bir şey kesmişim ben farkında olmadan. O yüzden o her an taşabilecek bir bilmem ne deresi var yani. Istırancalar çok sıkıntılı gibi bir noktadayız. En son seni izlediğimde hani... Hangisine geldin en son? İşte... Yeni yıl sonuna geldin mi? Aylak'takine geldim. Ha, Aylak'takine geldim. Geldik ya, Uraz'da aynı anda kulise de geldik. O güzel şovdu ama. Çok güzeldi. Evet. İlk yarısı zordu, ikinci yarısı... Ben özellikle bir kere seni Soho'da kısa izlemiştim. Evet. Sonra bir kere daha yine işte kısmetin başında izledim. Aynen. Sonra en son bu geldiğimde... Yani insan seni izlerken de şey hayalini kuruyor. Acaba bu kadar uzun süre anlatacak ve güldürecek bir şeyim benim de olacak mı? Hani vay, malzeme iyiymiş olarak, aynen. Bunu hissettiriyor ama güzel şovdu ikinci. Evet, çok iyiydi. Ben de yani böyle sevdiğim insanlar gelince ekstra bir iyi yapayım istiyorum. Çünkü öbür türlü şey gibi oluyor böyle. Yani bir normalde böyle geçmiyor, açıklama gerekiyor. Onlar senin için üzülüyorlar, anladın mı? Vallahi iyi falan gibi şey. Tiyatroda da bu var. Bizde de yani oyundan sonra birisi gelip Bora falan, ya bugünkü çok kötü bir oyundu yani. Bazen öyle oluyor. Ya da işte tiyatrolar.com'da insanlar yorum yazıyor. Aa, biri yerin dibine sokuyor, biri başka bir şey. O zaman oturup diyorsun ki yani bu sonuçta canlı bir gösteri. Her günü aynı standartta değil yani. Tabii. Bak yine bak Allah'ım. Online görüşmede yanlış ekranı paylaşmak. Of ya, ben bundan daha kötü bir şey yaşadım bu arada. İlk date'de böyle bir şey oldu. Benim için Balıkesir'den falan geldi bu arada. Çok işte kopuyorum, ölüyorum, tanışalım ne olur falan. Arada olur. Vallahi hep olmaz. Öyle uçar kaçar öyle saçmalama. Öyle şeyler olmaz da. 40 yılın bir başı. Ne olacağını da bilmiyorum yani. Kim olduğunu da bilmiyorum kadar. Gel okey olsun falan kadar noktada olduğum bir süreçteydi. Geldi. Vapura bindik beraber. Vapurda bana telefonundan bir şey gösteriyordu, tamam mı? Kaydırıp bir şey dedi. Tak diye bir bildirim geldi. Mesajı WhatsApp'tan tıkladı. Birisi buna big dick yollamış. First date. İkimiz yarrağa bakıyoruz gibi bir şey oldu, tamam mı? Lan. Ne diyeceğimi şaşırdım lan. Yani oldu mu şimdi falan gibi hani ben dedim. Ki bu arada yanlış tercih. İşte kadınlar hep yanlış tercihlerde bulunuyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Lan hiçbir şey olmadı. Ben de kahveci bu big dick almazsın. Ve nerede oldu? Sormak da zorunda kaldım bu arada. Yani nereden geldi? Hani falan gibi de şöyle merak ediyorsun yani sonra. Bu kimin bedeni? Hani sanki... Hani kayıp bir yarak varmış, aranıyormuş gibi de ona düşmüş gibi bir şey oluyor ya hani. Hani aranıyor falan hani öyle. Baksa böyle mesajlar geliyor ya, lan nerede bu falan, bulun şunu hani. Bedenini arıyor gibi bir yaraktı çünkü hani. Gerçekten. Allah sahibine bağışlasın bu kadar. Kameraya yakalansaydım dediğin an. Oo güzel. Yapmayacağım. Normalde kendi setimde olan bir şakayı şu an yapmak istiyorum ama burada yapmamamız lazım çünkü konsept bu değil. O yüzden bunu geçiyorum. Eğer bu bahsettiğim şakayı görmek isterseniz Ekiş diye bir gösteri yapıyoruz. Geçen gün böyle tabii ki banka şifremi unuttum. İş bankası bilmem ne şifresini. Benim de reklamım var. İnanılmaz bir aplikasyon. İnanılmaz bir aplikasyon değil, ara sıra kullandığım bir aplikasyon ve tabii ki kim bilir ne şifre yazdım, tamam mı? Ve böyle şifremi tabii ki unuttum, tuşuna bastım. Onlar da şey yok böyle işte, telefonunuz yanında mail atıyoruz aynı anda, Instagram'a göz kırpın falan gibi böyle şeyler yok. Senin böyle birine bağlanıyorsun, tamam mı? Böyle gerçekten biriyle yüz yüze görüşme yapıyorsun ve o yüz yüze görüşme yaptığın insanlar da İş Bankası'nı temsil ettiği için hep böyle bir takım havalı tipler. Ve bana diyorlar ki işte TC kimliğimi girdim falan. Deniz Bey gözlüğünüzü çıkarın diyorlar. Saçma sapan İş Bankası'yla böyle bir arkanızı dönün, omuzunuzun üzerinden bakın. Böyle bir buna ihtiyacımız var mı gibi şeyler oluyor. İşte otobüse bindin ya da işte taksiye bindin. İlk insanların sorduğu şey şu oluyor. Paranı nasıl harcıyorsun? Bir ev aldın mı? Kirada mı oturuyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Bak akarken doldur. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Zamanında Show TV'nin ana haberinde görmüştüm. İşte zamanında Yeşilçam'da oynayan bir oyuncunun benzinde pompacı olması, işte kariyerinin iyi gitmemesi ve bize sürekli dışarıdan sürekli Boracığım bak bugün iyi, yarın böyle olmayabilir ve sürekli aslında kariyerinizin erken başlamasıyla ilgili böyle garip bir şey oluyor bu çocuk oyuncunun en çok başına gelen şey. Çünkü önümde iki tane örnek var. Bir tanesi şu, evde tek başınadaki çocuk. Uyuşturucu bağımlısı olmuş. Kardeşi Sopranos'da oynuyor. Çok iyi gidiyor. Çünkü o çocukken yapmaya başlamamış oyunculuğu.
Diğer örnek havuç. Survivor'a gitti. Omurgası kırılıyordu, sonra geri döndü. Galiba ben de 35'ime kadar yapamadığımı düşünürse Survivor'a gideceğim. Lütfen bana oy atın burada. Aslında canım çok sıkındı buraya gelirken ama biraz neşelendim arkadaşlarımın anlattıklarıyla. Geçtiğimiz haftalar çok canımı sıkan bir şey oldu. Ümit Erdem Survivor'dan elendi. Çok hızlı oldu. 3 gün içinde elenmiş. İnsan şaşırıyor. Yani ne yapmış olabilir Acun abi diyor. Yani nerede sana yanlış yaptı filan. Hani bir çorabın içine baget sandviçle mi geldi adaya? Hani böyle şeyler düşünüyorsun. Ne bileyim, en sonunda 3 ay sonra görünmesi gereken fizikle başladı diye mi? Yani böyle kaslı değil Ümit. O da benim gibi zayıfladı filan. O çok zayıfladı, duramadı. İnsan canı sıkılıyor yani, ne bileyim. Bunun bir ailesi var değil mi? Böyle toplanıyorlar, toplu bir yemek yeniyor. Ümit 3 ay yok burada filan diye. En sevdiği yemekler yapılıyor Ümit'in. Dolmalar, çerkez tavuğu, revani filan. Ve yani pedagogla konuşuluyor. Babacık gidecek, geri gelecek. Hani babacığı biraz televizyonu izleyeceğiz falan. Kapı çalıyor. 3 gün sonra kapı çalıyor. Ya o kadar erken elendi ki Ümit karısı pasaportunu unuttur zannet yani. Hayatım falan gibi. Yani o kadar erken elendi ki Ümit. Ne bileyim, evde elendiği gece ailesiyle beraber seyretmek zorunda kaldı. Kendisine SMS atarken elendi falan. Yani o kadar erken elendi. En son ne zaman hangover oldun? Ne zaman oldu? Dün hiç saymayacağım. Dün Kıbrıs'taydık. Dün acayip fizik şeyler oldu. Adam bir tanesi bana sahnedekin İbne diye bağırdı. Yani. Şey çok komikti. Yani adam burası Kandil, nasıl namazla ilgili şaka yaparsın deyip elinde rakı bardağıyla bana İbne dedi. Yani aynı anda 5 tane yere falan bastı gibi bir şey oldu. Wow. Evet, herifinki de iyi. Yani o şey gibi yani. Ya, kutsal hazinenin şifresi. Yani bro, kandil tek diyor. Tek ayak üzerinde. Hayır, kandil rakı diyor içerken. İşte nasıl namazla ilgili şaka yaparsın diyor. Bana İbne diyor ama rakı içiyor. Peki. Ama da yani her şey var herifte yani. Niş bir mezhep oldu. Evet, evet. Hala bir takım. Eriliyle. Aynen. Bir takım kutsallarını barındıran, onlara da sıkı sıkıya sarılmış. Herkesin özür dilediği, ben böyle bir göster hatırlamıyorum ya. Ve sana biz havalimanında da beraberdik. Yani o ekip aynı uçakla gidiyoruz. Hı. Gören özür diliyor. Tuvalette bir su vardı, hem özür dileriz. Hani o arada işten çıkaracağız falan dedi bir tanesi. Çok üzüldüm yani, inşallah çıkartmasa. Herif başta sorunlar da çıkartmış ama. Ne gibi? Yani gece işte bağırmış, çağırmış, ortalığı birbirinden katmış hadi falan. Hani. Ben fitili ateşlemişim gibi bir şey olmuş. Hangover olduğum gece çok yürüdüğümü hatırlıyorum. Muğla'da olmuştu. Ben Datça yoluna falan çıkmışım. 70 kilometre bayağı öyle gitmişim. Beni yer yoldan kamyoncular götürdü. Ne olduğunu da bilmiyorum yani. Başıma ne iş geldi bilmiyorum kadar kötü. Çok kötü içmiştim ama... Artık da içemiyoruz eskisi gibi değil mi? Aç gözünü sen... Evet. Kadere inanır mısın çıktı. Kader annemin ismi. O yüzden inanmıyorum diyebilirim. Spotify'dan sexting yapmak. Ananızın ama ya. Dönüş alabilir mi yani? Makro penis. Anlatacak bir şeyim yok. Evlenince yüzük takmayan adam. Salonun yarısı gibi bir şey zaten. kulisin de yarısı aynı zamanda bu arada. Fatih Terim'in Çeşme Alaçatı'da kebapçı dövmesi. Bu benim çok eğlendiğim bir olay. Fatih Terim... Yani işte bu bakış açısına göre değişir. Fatih Terim'in dayak yediğine inandığını zannetmiyorum yani. Fatih Terim, çünkü şöyle haberler oluyor mesela. Fatih Terim bir kere teknede parmağı yanlışlıkla bir şeye takılmış ve kopmuş. Yetiştirmişler. Ve haberi yazan adam şunu düşmüş yani. Gözünden bir damla yaş düşmedi gibi bir detay var, anladın mı? Ağlamamış, böyle gitmiş yani. Parmak vardı falan gibi. Anladım, buyurun buzda yap onu falan gibi böyle bir şey. Ve something happened diye bitmiş. Bunun olayı... Burada beni çok eğlendiren şey şu. Şimdi Fatih Terim'im, sinirlendim ve Alaçatı'ya kebapçı dövmeye gidiyorum. 3 saat falan bir yol, tamam mı? Arada çişim geldi kesin. Yaşlı bir adamım, çok stresli bir hayatım oldu. Prostatım yerlerdedir kesin yani. Dolayısıyla çişim geldi, hala sinirli miyim mesela? Anladım, işedim, tost yedim falan, ayran. Hala kebapçıya
Tekrar böyle şey olması lazım. Arabaya bindim de biz niye gidiyorduk ya? İşte kebapçı ananı sikeyim demiş. Hah tamam biraz daha anlat falan gibi böyle bir... Çok teşekkür ederim. Benim hepimizi dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.